Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle çalışacağımız proje için 23 adet ilmek hazırladım. 23 adet ilmeği birkaç sıra haroşa dişi ördüm. Sizler dilerseniz alt kısmına lastik çalışması uygulayabilirsiniz. Modelimizi çalışırken 3 ve 3'ün katları artı 4 ilmek şeklinde çalışacağız. 4 ilmeğin 2 tane ilmeği başlangıç kısmında, diğer kalan son 2 ilmeği de buradaki son kısma ayıracağım. Buraları haroşa olarak kullanıyorum ben. Ama sizler çalışacağınız projeye uygun olarak düz ilmekler de geçebilirsiniz. O tamamen sizin çalışacağınız proje ile alakalı. İlk ilmeğimi örmeden düz ilmek olarak aldıktan hemen sonra yanındaki ilmeği de düz ilmek olarak çalışıyorum. Çünkü haroşaları düz ilmek olarak değerlendireceğim. Ve hemen örgüme başlıyorum. Şimdi model ilmeğimin düz, devamında ters, düz, tekrar ters. Yani bir ters bir düz ilmekleri bu sıra boyunca devam ettireceğim. Nereye kadar? Son iki ilmeğim çalışana kadar. Arka yüzde modelin kurulumunu yapacağız. İki sırada bir oluşuyor model. Her iki sırada bir de modeli kaydıracağız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Toplamda hani 4 sırada 2 model sırası oluşacak. 4 sırada bir de aynı sıraya tekrardan başa döneceksiniz. Ona dikkat edin. Kafanız karışıkken bu projeyi elinize almayın. Çünkü arttırmalarınız, eksiltmeleriniz olacak. Arada karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Onun dışında sizlere tavsiyem, Ukraynalı bir örgücü arkadaşımın modeli, o rafya ip kullanmış bu projeyi çalışırken. Tabii çok daha tok duruyor. Ben şu an nako pırlanta ile çalışıyorum ama koton iple de çalıştım, onu da göstereceğim sizlere. Hepsi birbirinden güzel duruyor ama tabii ki rafya iple çalışıldığı zaman çok daha tok duruyor arkadaşlar model. Yine düz ilmeklerimle sıra sonunu bitiriyorum. Burası ön yüz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ve sondaki iki ilmeğim her zaman için düz ilmek olarak devam edecek. Haroşa ilmeklerim ortaya çıksın diye. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ilmek olarak ördükten sonra karşımda ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örmeden evvel hemen örgümün İpini şişimin üzerine şöyle atıyorum, bakın. Şimdi ajur arttırması olarak birçok arttırma tekniğimiz var biliyorsunuz. Bunu bu şekilde atıyorum. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği şu şekilde, bu taraftan, yani sol taraftan sağa gelecek şekilde çıkartıp sağ şişime aktarıyorum. Devamında ters ilmeğim var. Bakın sol şişimin üzerinde bu ters ilmeğimi bu sırada düz ilmek olarak örüyorum. Sağ şişime aktarıyorum. Örmeden aldığım iki tane ilmeğim vardı biliyorsunuz. Hafif burmuştum. Bu iki ilmeği hemen sol şişimden yardım alarak örmüş olduğum son düz ilmeğin üzerinden şu şekilde aktarıyorum. Şimdi böylece burada üç tane ilmeğim var. Bir tane arttırma ilmeğim var. Ve şimdi de bir tane arttırma ilmeğimle beraber 3 ilmeğimi 3 ilmeğe çıkartmış oldum. Yani eksiltme yapmamış oldum. Hemen kenarda modelimi bir sonraki sırada tekrar bu yüzde bir sonraki sırada modeli buraya kuracağım için çalışacağım düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Bakın ters ilmek karşımda. Hemen onun yanında düz ilmeğim. Düz ilmekte ters ilmeğimi birlikte sağ şişime aktarıyorum. Ters ilmeğim sol şişimde ilk ilmek olarak, bu ters ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Sol şişimden yardım alarak bu tarafa sağ şişi aktardığım iki tane örmeden aldığım ilmekleri güzel bir şekilde bu ördüğüm düz ilmeğin üzerinden geçirip şurayı taktırdım, hafiften düzeltelim. Geçirip bakın şu şekilde bir ajur ilmeği, bir düz ilmek, bir tane de ajur ilmeği şeklinde devam ediyorum. Bakın karşımda tekrardan düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi örüyorum. Ördüm.
Tekrar bir tane ajur arttırması yaptım. Bir ters, bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimle beraber iki ilmeği şöyle geçirip, bakın hafif buruyorum dikkat ederseniz. Sol şişimde tekrardan ters ilmek var. Ters ilmeği düz ilmek olarak ördüm. Ördüğüm düz ilmeğin üzerinden buradaki iki ilmeği geçiriyorum. Bakın orta kısma düz ilmek olarak geliyor. Tekrar eksilttiğim ilmeğin yerine arttırma ilmeğimi tamamlıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi res videolarında bunu göstermiyor arkadaş. Aslında kilit noktası bu. Bunu göstermiyor ki diğerleri çıkmasın diye. Ama ne yapıyoruz? Anlatımlarımıza devam ediyoruz. Tekrardan bir tane ajur arttırması. Bir ters, bir düz ilmek. Hemen bu bir tersle bir düz ilmeği sağ şişime aktardım. Devamında ters ilmek karşımda. Ters ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Bu iki ilmeği hemen düz ilmeğin üstünden geçirdim ve ajur arttırmamı muhakkak yapıyorum. Yani bu eksilttiğim yerde sağında ve solunda muhakkak ajur arttırmam olacak arkadaşlar. Ona çok çok dikkat edin. Şimdi birkaç ilmeğimiz kaldı. Bu sırayı sizlerle bitirelim. Hemen arkasına bir tane daha video şey yapayım. Bunları sıra sıra gidelim sizlerle beraber. Karıştırmanızı istemiyorum. Tekrar bir tane düz ilmek, bir ajur arttırması, bir ters ilmek, bir düz ilmek. İkisini sağ şişime aktardım. Ters ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Devam ediyorum. Örmediğim iki ilmeği bu tarafa aldım. Ajur arttırmam. Bakın sol tarafta iki tane kenar ilmeğim olan düz ilmeğim var. Bu sırayı böyle bitirdik. Hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki sıraya geçiyoruz.